Arkadaşlarım selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. AYT 2023 Matematik Kampı'nda son konumuzun son testlerindeyiz ve böylelikle kitabı da bitiriyoruz. Kitapta sevgili arkadaşlarım 188. sayfamızdaki small test 1'i çözeceğiz bu videoda. Önce integralle alakalı öğrendiğimiz soruları pekiştirmek gayesiyle small test 1 ve small test 2'yi çözeceksin. Bunları çözdükten sonra benden çözemediklerini izleyebilirsin. Dilersen hepsini izle, hiç sıkıntı yok. Daha sonrasında medium testleri ele alacağız. 1 ve 2. test olmak üzere 2 tane test var yine. Ve en sonunda da large testleri çözeceğiz arkadaşlar. Large testler biraz seni zorlayacak. Medium testlerin düzeyi ise kendi başına bıraktığımız zaman çözebileceğin, bak çözebileceğin ama aralarında çözemeyeceğin birkaç tane sorunun çıkabileceği testler. Ama large testlerde sevgili arkadaşlarım çözemezsen üzülme, tamam mı? Bunlar tamamen seni geliştirebilecek olan testler olduğu için, artık beyin sınırlarını zorlayabilecek olan testler olduğu için tamamını benden dinleyebilirsin. Hiç ama hiç sıkıntı yok. Evet. Beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Yani sağlığım saatim yerinde çok şükür. Yani dışarıda kar yağıyor çok güzel bir şekilde böyle. Allah'a bin şükür, evim sıcacık, oturuyorum evimde, sizlerle buluşuyorum, videolarımı çekiyorum, sizler için güzel şeyler hazırlıyorum ve sevgili arkadaşlarım bu beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Umarım sizler de ortamınız rahattır, yani konfor alanınız rahattır ve sevgili arkadaşlarım beni dinlerken de umarım hem keyif alıyorsundur hem de öğreniyorsundur. Daha kıymetli bir şey mi var? Evet, hazır mısın? Başlayalım mı testimize? Hadi hep beraber, abone olduysan, videoyu da beğendiysen geçelim dersimize. Şimdi şöyle ilk sorumuza bakalım. Birazcık da yaklaştıralım. Bence gayet iyi büyüklüğü. Ne demiş bize? Burada bir fonksiyon var. İntegralini aldıktan sonra bir de git bunun türevini al demiş. İntegralini alıp bir de türevini alırsam aynı fonksiyonla karşılaşırım. Yani hangi fonksiyonla? İşte şuradaki fonksiyonla karşılaşırız. Bakın c'si m'si yoktur çünkü son olarak türev almışız. Dolayısıyla cevabımız 4x küp artı 3x kare artı 2. Yani cevap Bursa seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Geçtim ikinci soruma. Fx fonksiyonu 4'ün integraline eşitmiş. 4'ün integrali nedir arkadaşlar? Dolayısıyla fx'i de yazmış oluruz. 4x'tir artı bir de neyimiz var? C'miz var. Bakın fx fonksiyonu demek ki tam bilmiyormuşuz. Yani 4x artı c formatında olduğu için. F1 niye vermiş? C'yi bulalım diye. C'yi nasıl bulacağım? 1 yerine yazacağım. 4 çarpı 1 artı c. Bu da kaçmış? 5. Yani 4 artı c eğer 5 ise tabii ki c kaçtır arkadaşlar? 1'dir. C'yi bulduk ya, artık fonksiyonumuz hali hazırda bakın. Burada 4x artı 1. Bizden ne istenmiş? F-2 artık rahat buluruz. 4 çarpı eksi 2 artı 1 derseniz cevabın eksi 7 olması gerektiğini de görebilirsiniz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet, devam ediyorum 3. soruyla. Elim mikrofona çarptı, bir an için kapandı diye korktum. Kapanmamış, tamam devam. Eksi 1'den 3'e kadar 2x eksi 1 dx integralinin sonucu soruluyor arkadaşlar. 2x eksi 1'in integralini alacaksınız. X kare eksi x gelecek. Eksi 1 ile 3'ü de yerine yazacaksınız. Hadi bakalım. 3'ün karesi 9. Eksi 3. Araya eksi koydunuz. Eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi 1'den artı 1 geldi. 9'dan 3'ü çıkarırsanız 6 gelir. 1 ile 1'i topladınız 2. 6'dan 2'yi çıkarırsanız cevap karşınızda, artık doğru cevabımız 4 olacak. Yani A seçeneğinde verilmiş. Dördüncü soru. Fx dx'in integrali x küp eksi 6x kare artı c'ymiş. Ben her iki tarafın türevini alırsam bence fx'e ulaşırım. Ne dersiniz? Olur değil mi? Hadi bakalım. Bu tarafın integralini aldınız. Fx elinizde patladı. Karşı tarafın bu tarafın türevini aldınız. İntegral dediysem çok özür dilerim. Sol tarafın türevini aldınız. Fx kaldı. Sağ tarafın türevini alırsanız da 3x kare eksi 12x yapar arkadaşlar. C'nin türevi 0 zaten. Bakın fx fonksiyonunu bulduk. İşte diyor ki bu fx fonksiyonunun x eşittir 1 apsisli noktasından çizilen teğetinin eğimi soruluyor. Yani burada ne demeye çalışıyor? F'in türevinde 1'i bana hesapla diyor. O halde bana f'in türevi lazım. İse dedim f'in türevi de x eşittir 6x eksi 12 olur. 1'i de yerine yazarsanız 6 çarpı 1 eksi 12'den sevgili arkadaşlarım cevabımız eksi 6 olur diyebiliriz. Bu da bize f'in türevinde 1'i vermiş oldu. Cevap eksi 6 idi. Yani 4. sorumuzun cevabı C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 5. sorumuz. Bakın içeride bir fonksiyon var. bu fonksiyonun belirli integralini hesaplatmış bize. Ki belirli integrallerin sonuçlarını biliyorsunuz, bir sayı geliyordu. İşte bu sayının da daha sonrasında türevini al demiş. Bir reel sayının türevi sevgili arkadaşlarım tabii ki de sıfırın ta kendisidir. 5. sorumuzun cevabı E şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 6. sorumla. Demiş ki bana x kare bölü x küp artı 1'in karesi dx ifadesinin eşiti hangisidir diye sorulmuş. Burada tabii bunun integralini almaya uğraşmayacağız. Ne yapacağız arkadaşlarım? Değişken değiştirme yolunu kullanacağız. X küp artı 1 dediğimiz ifadeye, x küp artı 1'e eğer ki ben u dersem 3x kare dx diferansiyel aldım. Bakın karşı taraf ne oldu? Du oldu. Bize ne lazım? Tabii ki bakın burada gördüğümüz x kare dx lazım. Yani şu kısım lazım olduğu için her iki tarafı 3'e bölüyorsunuz ve x kare dx dediğimiz ifadede böylelikle du bölü 3'ün ta kendisi olmuş oluyor. Şimdi her şey hazır ve artık benim ne yapmam gerekiyor? İntegrasyon sınırlarımı belirleyip yoluma devam etmem gerekiyor. Sınırları nasıl belirleyeceğiz? Sınır yok. O halde direkt olarak biz artık bunun integralini yazacağız. Yeni halini yazacağız. Şimdi alt kısımda şuraya ben u demiştim. O halde bölü u karemiz var şöyle. Bir de üst tarafta sevgili arkadaşlarım du bölü 3 olmuştu. Du'yu buraya yazdım. Bölü 3'ü dışarı attım. Böylelikle şöyle bir integral geçti bakın elime. 1 bölü 3 çarpı integral 1 bölü u kare du, yani eksi u üzeri eksi 2 du olmuş oldu. U üzeri eksi 2'nin integralinde siz biliyorsunuz üstünü 1 artırdınız. U üzeri eksi 1 artırdığınıza böldünüz, yani eksi 1 bölü u olmuş oldu arkadaşlar. Bir de bunu 1 bölü 3 ile çarparsanız tabii ki ne gelecektir? Eksi 1 bölü 3 u gelecektir. Peki u dediğimiz şey neydi? X küp artı 1, o halde yerine yazacaksınız. Eşittir diyorum eksi 1 bölü x küp artı 1'in 3 katı, yani 3x ya da 3 parantezinde x küp artı 1 yazılabilir. Bu da nerede verilmiş bakın, artı bir de c'si var tabii ki. Bu da arkadaşlarım c seçeneğinde bakın mevcut aynısı. Dolayısıyla cevabımız c olacaktı. Geçtim 7'ye. N'den m'ye kadar olan bir belirli integral 2x artı 1'in integrali 24'müş. M eksi n 4 olduğuna göre demiş bakın şurası. M kaçtır diye soruluyor. Şimdi alalım bakalım integralini. 2x'in integrali x kare. 1'in integrali de x. Buradan n'yi ve m'yi yerine yaz demiş. Yazacak olursanız eğer m kare artı m eksi n kare artı n gelecek tabii ki parantez içerisinde, onu unutmayın. Böylelikle elimizde m kare artı m eksi n kare eksi n kalır. M kare ile n kareyi buluşturdum, artı m ile de n'yi buluşturdum yan yana. Sol taraftaki kısım, yani şuradaki, şurası var ya arkadaşlar, işte burayı iki kare farkı biçiminde açabilirsiniz. Yani m eksi n çarpı m artı n biçiminde yazarsınız bunu. Artı bir de bunun yanında m eksi n'miz var. Artık işlemi yukarı taşıyorum. Bakın m eksi n ortak çarpan parantezini alırsanız şurada m artı n kalır. M artı n, bir de şurada artı 1'imiz kalır arkadaşlar. Ve bunların çarpımı neye eşitmiş? Dikkat ettiyseniz 24'ün ta kendisiymiş. Şimdi soru bana m eksi n'nin 4 olduğu bilgisini vermiş. Yani şurası 4'müş arkadaşlar. Peki o zaman şurası kaçtır? Tabii ki 6'dır. Çünkü 4 kere 6 24 yapar. M artı n artı 1 6 ise m artı n'nin de 5 olması gerektiğini söyleyebiliriz. M eksi n'nin de ben kaç olduğunu biliyordum arkadaşlarım. Tabii ki 4 olduğunu biliyordum. Her ikisini taraf tarafa toplarsanız eğer burada artı n ve eksi n'nin gittiğini, bunların toplamının 2m ve karşı tarafın toplamının 9 geldiğini görürsünüz. Buradan da m 9 bölü 2'nin ta kendisi olur. Yani cevabımız B seçeneği olur. Sevgili arkadaşlarım bizden m istenmişti farkındaysan. Evet, biraz işlemi fazlaydı sadece ama yine de small bir soruydu gençler. 8. soru. X üzeri 4 eksi 1 bölü x üzeri 4 bu ifadenin eşiti nedir diye sorulmuş. Bakın ben bunu şöyle yazacağım. X üzeri 4 bölü x üzeri 4 eksi 1 bölü x üzeri 4 biçiminde yazarım. Dx derim. Aslında bize bu soruluyormuş derim. Yani şunu şu şekilde parçalamış oldum arkadaşlar. Bundan sonra da şunu yaparım. X üzeri 4 bölü x üzeri 4 dx eksi şu 1 bölü x üzeri 4'ü ben x üzeri eksi 4 biçiminde yazarım. Dx derim. Ve dikkat ettiysen x üzeri 4'ü x üzeri 4'e bölersem 1 gelir. Dolayısıyla orayı da sildim. 1 yazdım. 1 dx. 1'in integrali x'tir arkadaşlar. Eksi. X üzeri eksi 4'ün integrali x üzeri eksi 3 bölü eksi 3'tür. Dikkat ettiysen. Şu eksiler gider. Burası artı olur. X üzeri eksi 3 demek de 1 bölü x küp demek. Yani x artı 1 bölü 3 x küp yaptı. Artı bir de neyimiz var? C'miz mevcut. Evet, böyle bir cevap var mı? X artı 1 bölü 3x küp artı c diye var ve 8. sorumuzun cevabı da D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 189. sayfamdaki 9. sorumla. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bakın bize. Buna göre demiş eksi 2'den 5'e kadar fx çarpı f türev x dx. Arkadaşlar değişken değiştirme yap bana diye bas bas bağırıyor bakın. Fx'e ben u dersem f türev x dx yani bunun diferansiyeli du olacaktır. Sınırlara gelecek olursak şimdi sınırları yazacağız. U du olduğu içerisi zaten. Eksi 2'yi fx'de yerine yazarsanız f eksi 2 gelir. F eksi 2'nin 3 olması gerektiğini görüyorsunuz. Demek ki alt sınırımız 3. 5'i yerine yazarsanız da 5, 5'e gittiği için burası da 5 arkadaşlar. 3'ten 5'e u du soruluyor. U'nun integrali u kare bölü 2'dir. Sınırlarımız da 3 ile 5 olduğuna göre yerine yazacağız artık. 5'in karesi 25 bölü 2. 3'ün karesi 9 bölü 2. 25'ten 9'u çıkardınız arkadaşlarım. Ne geldi? 16. 2'ye böldünüz, cevap karşınıza çıktı. Doğru cevap 8 olacaktı. Yani cevap B seçeneğiydi. Geçtim 10'a. Aşağıda y eşittir x eksi 3'ün karesi parabolü verilmiş. Buna göre taralı bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi taralı bölgenin alanını şu şekilde bulabiliriz. Bakın integral kullanmadan benim size öğrettiğim yollarla kullanabiliriz. Bakın ben burayı tepe noktasından itibaren şu şekilde böldüm. Ve diyorum ki eğer şurası A ise tabii ki burası 2A'dır. Burası da 2A'dır çünkü parabol simetrik bir yapıya sahip, demek ki burası da A. Çünkü burası bir birim, burası da bir birim, aynı olmak zorunda. Şimdi buradaki dikdörtgenin alanını hesaplayacağım ve bu dikdörtgenin alanı toplamda A, 2A, 2A daha 6A'ya eşit olacak. Peki bu dikdörtgenin alanını ben nasıl hesaplarım? Bakın kısa kenar, uzun kenar veya kısa kenar, artık hangisi size bakalım. Kısa kenar, uzun kenarımız 2'ymiş, 2 birim. Kısa kenar içinde 2'yi veya 4'ü yerine yazarsınız. 4'ü yerine yazın bakalım kaç birim geliyor? 4-3 1. 1'in karesi 1 yapıyor. Bakın dikdörtgenimizin alanı 2 geldi 1 kere 2'den. O zaman A kaçtır? 2 bölü 6 yani 1 bölü 3'tür. Şimdi bizden istenen şey neydi? Taralı bölgenin alanları toplamı. Yani A ile A'nın toplamıydı. A 1 bölü 3 ise 2A soruluyor. 2A da 2 bölü 3'ün ta kendisidir. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabına da Bursa dedik. Eksi 3'ten 3'e kadar demiş 11. soruda. Gördüğünüz üzere simetrik bir aralık. Simetrik aralıkların integralleri sorulduğu zaman ben size söylemiştim. Ne demiştim? Aklınıza ilk gelecek şey tek fonksiyonlar olsun. Bakın x küp tek fonksiyondur. Dolayısıyla bunun integrali zaten 0 gelecek. X tek fonksiyondur. Dolayısıyla bunun integrali de 0 gelecek. Artık x kare çift fonksiyon olduğu için integralini alıp x küp bölü 3 deyip sadece eksi 3 ile 3'ü burada yerine yazabiliriz. 3'ün küpü 27 bölü 3 geldi ki kendileri 9'dur. Eksi 3'ün küpü eksi 27 bölü 3'tür ki kendileri eksi 9'dur. Önünde de bir de eksi var. Eksi eksi artı yaptı. 9 9 kaç yaptı? 18. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Ve 12. soruyla devam ediyorum. Aşağıda f fonksiyonunun bize grafiği verilmiş arkadaşlar. S1 ve S2 diye de alanlar belirtilmiş burada, taralı bölgeler. S1'in 6 birim kare olduğu dile getirilmiş. S2'de 8 birim kareymiş dikkat ettiysen. Buna göre eksi 4'ten 5'e kadar f'in mutlak değerinin integrali ve eksi 4'ten 5'e kadar fx dx işleminin sonucu. Bir kere şunu hesaplamak çok basit. Eksi 4'ten hop 5'e kadar demiş. Altta kalan alan negatif olacağı için eksi 8 burası, 6 da burası, toplarsanız eksi 2 gelir. Mutlak değerini aldığı için burası yukarı doğru kıvrılacaktır şu şekilde. Ve sevgili arkadaşlarım tabi aşağı doğru sarkmayacak şu şekilde ve burası da yukarı kıvrılacaktır. Dolayısıyla burası da S2 yani 8 olduğundan 6 artı 8'den burası da 14 gelecektir. Doğru cevap 14 eksi 2'den 12'dir arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı 12. sorumuz. Geçtim 13'e. Bakın bana bir türev fonksiyonu verilmiş. F türev x 4x küp artı 4x'miş olmak üzere. Y eşittir fx fonksiyonu analitik düzlemin eksi 1'e 6 noktasından geçmekte. Yani bu ne demek? F eksi 1 eşittir 6 demek arkadaşlar. Buna göre f2 kaçtır diye sorulmuş. Çok basit. F'in türevi verildiyse f'i tahmin edebilirim. Nasıl tahmin edeceğim? İntegral yardımıyla. Ben bunun integralini alırsam fx'i tahminen bulurum. Fx neden tahminen diyorum? Artı c gelecek çünkü. 4x küpün integrali x üzeri 4'tür. 4x'in integrali de 2x karedir arkadaşlar. Artı bir de neyimiz var? C'miz. İşte fx tahmin olarak bu. Neden tahmin olarak olduğunu söylemiştim? C var çünkü. Bizde f-1'in 6 olduğunu neden vermiş? C'yi bulalım diye. O halde f-1 yerine bir yazalım bakalım. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Eksi 1'in karesi 1, 2 ile çarptım. 2 artı c eşittir 6'ymış. O zaman c burada 3'ün ta kendisidir. Yani ben artık buradan c'yi kaldırıp buraya artı 3'ü yerleştirebilirim. Şimdi benden ne istemiş? F2'yi istemiş arkadaşlar. F2'yi bulmak için artık x gördüğüm yere 2'yi yazabilirim. 2'nin karesi 4. kuvveti 16. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Artı bir de 3'ümüz var. 16, 8 daha 24. 3 daha 27 yapar. Doğru cevabımız da böylelikle karşımıza çıkmış olur. Cevap A seçeneği olacaktı. Ve son sorumuz. Fx çarpı d2x kare artı x eşittir. Bunun integrali x üzeri 4 eksi 5x artı c imiş. Olduğuna göre f1 ile f-1'in toplamının sonucu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şuradaki ifade ne demek? 2x kare artı x'in diferansiyelini al demeye çalışıyor. Ben içerinin diferansiyelini almak için tabii ki türevini alırım önce. 4x artı 1. Daha sonrasında sonuna da dx yazarım. Bir de bunun yanında neyimiz var? Fx'imiz var sevgili arkadaşlar. Şöyle bir de yanında çarpı var. Bir de integralimiz var dikkat ettiysen. Karşı taraf ne oluyormuş? X üzeri 4 eksi 5x artı c oluyormuş. Şimdi burada fx hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımdan ben her iki tarafın türevini alacağım. Mecbur. D bölü dx, d bölü dx dedik. Sol tarafın türevini alırsanız içerisinin aynen kalır. Fx çarpı 4x artı 1 olur sol taraf. Sağ tarafın türevi ise 4x küp eksi 5'tir. C'nin türevi zaten 0'dı. Artık fx fonksiyonu için şunu söyleyebiliriz. 4x küp eksi 5 bölü 4x artı 1'dir diyebiliriz. Ve artık gönül rahatlığıyla f1'i de f-1'i de bulabilirim. F1'i bulalım arkadaşlarım. F1 4 kere 1 4 5 çıkardım eksi 1 bölü 4 kere 1 4 1 ekledim 5. F-1'i de bulalım. F-1 de sevgili arkadaşlar eksi 1'in küpü eksi 1 4 kere eksi 1 eksi 4 eksi 5 daha eksi 9 yapar. 4 kere eksi 1 eksi 4 1 eklersem eksi 3 gelir. Eksi 9'u eksi 3'e bölerseniz 3 gelecektir arkadaşlar. Pekala. Şimdi üst taraf yani eksi 1 bölü 5 f1'di. Burası da f eksi 1'di. Toplarsanız cevap 14 bölü 5'in ta kendisi gelir. Yani cevabımız C seçeneği olur gençler. Evet. 2 tane sayfa çözdük sizlerle beraber. Small test 1'i bitirmiş olduk. Eğer çözemediğim bir soru varsa ki ben zannetmiyorum. Varsa da sıkıntı yok. Bir sonraki small testte bu hatalarını tekrardan yapma. Bir sonraki small testte daha yüksek netler bekliyorum senden. O halde sonraki testte yani small test 2'de görüşürüz. Hoşça kal, sizleri seviyorum. Sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.